Bu videomuzda bir GoDaddy hesabından başka bir GoDaddy hesabına alan adı transferini gerçekleştireceğiz. Bir iç transfer oluyor aynı zamanda bu. Kullanıcı adı ve şifremizle giriş yaptık. Sağ üst tarafta bulunan adımızın oradan tıklayıp alan adını yönet seçeneğine basıyoruz. Karşımıza böyle bir ekran geliyor. Şuradan sağ taraftan gelişmiş liste görünümü Settings 3 diyor. Buradan görüntüyü değiştiriyoruz. Ve alan adımız burada. Sense Your Media etkin halde. Bir yandan tikini koyuyoruz ve mülkiyet sekmesi üzerinden farklı bir GoDaddy hesabına taşıyın seçeneğine basıyoruz. Karşımıza 3 tane dolduracağımız alan geliyor. E-postaları giriyoruz. Bu girdiğimiz e-postalar hangi hesaba transfer edeceksek alan adını o hesabın e-postasıdır. Yani farklı bir e-posta değil. Altta teyidini istiyor. Giriyoruz. Daha sonra müşteri numarası diyor. Sağlıklı olması açısından isteğe bağlı dese de siz yine müşteri numarasını girin. Geçerli alan adı, iletişim bilgilerini yeni hesaba kopyalamak istiyor musunuz diyor. Buna hayır diyelim. Gerek yok. Alan adını transfer et diyoruz. Transfer işlemimiz tamamlandı. Transfer ettiğimiz hesabın e-posta adresine bir bağlantı gönderildi. Bu bağlantıya karşı taraf tıkladıktan sonra alan adını hesabına kabul etmiş olacak ve böylece transfer tamamlanmış olacaktır. Burada alan adlarını görüntüle butonu var. Tıklıyoruz. Şu anda hala bizde gözüküyor. Karşı tarafın onayından sonra burası kaybolacak. Evet, bu bölümü de daha sonradan çektim. Karşı tarafa alan adı transferi sırasında giden onay e-postaları, bilgi e-postaları var. Burada 4 tane görsel peş peşe. Bizde de vardı. Yalnız bizdekileri koymadım çünkü görsel düzeni biraz bozuk zaten. Bizim tarafımıza gelen e-postalar basit e-postalar. Alan adı transferinin gerçekleşmesi için bizim direkt onayladığımız şeyler. Ama burada sadece sizde değil, karşı tarafta da sorumluluk var. Bunu belirtmek için bu görselleri koydum arkadaşlar. 4 tane görsel var. Her biri bir e-posta. Öyle düşünelim. Ben şöyle göstereyim hepsini size. Bir tanesini fazla atladı. İkinci e-posta. Üçüncü e-posta. Ve dördüncü e-posta. Siz alan adını transfer ettikten sonra karşı tarafın okeylemek zorunda olduğu, aktifleştirmek zorunda olduğu bir şeyler var. Bu durumdan karşı tarafı da bilgilendirirsiniz. Transfer işlemimizi tamamladık. Transfer işlemimiz bu kadar arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Abone oldukça daha yeni videolarla karşınızda olacağız. Soracağınız bir soru olursa videonun altına yorum olarak atabilirsiniz.